Seda et Hacer in the Channel. Merhaba YouTube. Ben Hacer. Ben Seda. Üniversite, bölüm, şehir tanıttığımız yeni serimiz Tercih Günlüklerine hoş geldiniz. Peki bu serimiz nasıl olacak? Öncelikle birkaç arkadaşımızla yüzde röportaj yaptık. Ama tabii ki de COVID-19 olduğu için çoğu arkadaşımıza ulaşamadık. Çoğu şehir dışında ya da yakınımız olmadı. O yüzden kim arkadaşımız kendi şehrinden, kendi evinden videolar gönderdi. Kim arkadaşlarımıza da birlikte video çekimi yaptık. Onların hepsine teşekkür ederiz. Öncelikle videoya geçmeden önce artık kanala abone olun. Beğenmeyi unutmayın videoyu. Evet, aşağıda bak şöyle bir işaret var, beğeni tuşu. Ona basın, abone olun, basın ve videoya... Aklınıza takılan soruları yorumlara yazın. Evet, Instagram hesabımız var aşağıda. Oraya yazabilirsiniz. O zaman videoya geçelim. Ben Hacer. Yozgat Bozok Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği'nde okuyorum. Bugün arkada Seda var. Bana sorular soracak. Üniversitem, şehir ve bölümüm hakkında. Ben de onları sizler için cevaplayacağım. Hadi başlayalım. Yozgat Bozok Üniversitesi'nin eğitimi nasıl? Eğitimi yani beklenen, yani insanların düşündüğünün aksine gerçekten iyi bence. Yani işte millete Yozgat'ta okuyorum deyince Yozgat mı? Ha iyi ya, hayırlı olsun modunda takılıyorlar. Çünkü doğu ya, hani doğuda kalıyor ya. Halbuki Konya'ya yani 5,5 saat falan. Yani beni iyi bir eğitim, iyi bir şehir, yani tabii kişiye göre değişir, iyi bir bölüm karşıladı. Zaten bana göre İngilizce öğretmenliğin nerede okuduğunun pek bir önemi yok. Yani sen sonuçta ya özelde çalışmadığın sürece doğuda da okusan, batıda da okusan sen her türlü bir devlet memuru, yani öğretmen olacaksın. Her şey yine KPSS'ye bakacak. O yüzden bence doğuda ya da batıda okumanın ya da İç Anadolu'da okumanın pek bir önemi yok. Peki hep İngilizce öğretmenliği hakkında söyledin. Diğer bölümler hakkında da bilgin var mı? Yani diğer bölümler hakkında edebiyat okuyan arkadaşlarım var, İngiliz dili edebiyatı. Sonra matematik bölümü okuyan arkadaşlarım var. Eğitim seviyesini beğendiğini, birçok ödev verdiklerini, sunum yaptıklarını ve sınavlarda hani geniş çaplı konulardan sorular sorduklarını söyledi. Ki hani eğitim seviyesi düşük olsa hiçbir şekilde umursamazlar, ödev vermezler, sunum yaptırmazlar diye düşünüyorum. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun? Mantıklı. Peki diğer soruya geçelim. Geçelim. Bozok Üniversitesi'nin hocaları nasıl? Üniversitede bir takım sorunlar yaşayacağımızı hocalarla, derslerle ya da alışma süreciyle, hatta şehirle, hatta bölümle bu sorunların olacağını zaten biliyorduk. Ve hocayla anlaşıp anlaşmamak size bağlı değil. Yani bunu nasıl dile getirebilirim? Bazı hocaların katı kuralları var ve bunları çiğnemek istemiyorlar. Özellikle bu bölümde de olabilir veya bölüm dersi dışındaki derslerde de olabilir, fark etmez. Veya yani fakültenizdeki başka bir bölümde de olabilir. Size denk gelir denk gelmez, bu sizin şansınıza ve yaptığınız artık emeklere mi diyeyim, bir şeylere bağlı yani. Ama sizinle alakalı değil. Yani bu sorunu çözmek isteseniz de bu sorun çözülmeyebilir. Üzülmeyin, siz elinizden geleni yapın. Zaten bir şekilde emeğinizin karşılığını hakikatli doğru bir kelime mi? Adaletli hocalar sizi illaki fark edecektir. Eğer hocalar nasıl diye sorarsan da hani eğitim seviyeleri nasıl, donanımlılar mı? Gerçekten çok istekli ve donanımlılar. Yani istek olmadan bence bir işi severek yapamazlar ve hani karşıdaki öğrenciye öğretme hevesi olmaz diye düşünüyorum. Çünkü yani sonuçta ben de öğretmenlik okuyorum ve eğer bu mesleği isteyerek yapmazsam karşıdakine herhangi bir şeyi tam olarak yansıtamam ve verimli olmaz bu onun için. Hocalarımız biri Boğaziçi'nden, biri Hacettepe'den mezun. Gayet iyi hocalar. Zaten biri bölüm başkanı. Ki sizin bölüm daha yeni açıldı. Aynen, 2 yıllık bir bölüm. Bozok Üniversitesi'nin kampüsü. Kampüsünüzde neler mevcut ya da üniversitede neler yapıyorsunuz? Ders çalışma alanlarınız var mı? Araştırma merkeziniz var mı? Gibi birkaç soruyu yönelttim. Ondan biraz müzdaripiz. Kütüphanemiz yani var aslında ama ben yettiğini düşünmüyorum. Özellikle vize ve final zamanları gerçekten tıka basa dolu oluyor ve oturacak yer kalmıyor. Genelde yurtta çalışmayı tercih ediyorum o yüzden. Kampüsün içinde yeni açılan bir yer var. Orası restoran tarzında bir yer. Bir de kafe var, kampüs kafe tarzında. Güzel, çok eğlenceli bir mekan. Hatta orada canlı müzik falan oluyor. Sonra bir tane yemekhanemiz var.
Hatta başka fakültelerin alt kısmında da yemekhane var ama bizim fakültede olmadığı için biz merkez yemekhaneye gidiyoruz. Orası daha büyük ve geniş olduğu için. Ücret de 1.75 civarı falan. Daha sonra bir tane de kongre merkezi tarzında bir yer var. Orada da genelde yani konser veya ne bileyim seminer tarzı şeyler orada oluyor. Birkaç kere gitmiştik. Onun dışında başka böyle eğlenceli veya eğlenebileceğiniz bir yer yok kampüste. Eğlence yerleri olarak şehir içinde iki tane alışveriş merkezi var, çeşitli kafeler var, restoranlar var. İki alışveriş merkezinin birini bugün duydum. Sanırım yangın çıkmış üst katında. Ve zaten içinde çok bir içinde sinema vardı işleyen, bir de kafesi vardı en üst katta. Onun dışında çok işlek bir yer değil, yani mağazaların çoğu kapalıydı zaten. Sanırım batmış mı bir şey olmuş orada, maddi bir olay var bilmiyorum. Ama Nova'da var. Nova'da her açıdan zaten her yerde olan bir yer. Nova'da size çeşitli imkanlar sunacaktır ki sunar da yani. Daha sonra böyle diyebilirim yani içinde kafeler falan var. Bir de piknik alanı olarak Çamlığımız var. Zaten herkes biliyor orayı. Oraya piknik yapmaya gidebilirsiniz. Evet, eğitim, kampüs, okul, hocalar konuştuk. Peki Yozgat'ı hiç bilmeyen bir insan, Yozgat'ta neler yapabilir? Gençler için neler var? Evet. Bundan birazcık bahseder misin? Bahsedeyim. Şimdi Yozgat'a gelirken şunu bir düşünün. Siz Yozgat'a yani veya herhangi bir şehre okuyup daha az eğlenmek için mi, yani daha çok kariyer üzerine yoğunlaşmak için mi gidiyorsunuz? Yoksa daha çok eğleneyim ama eğitimi de hani yaparız, üniversiteyi de 7 senede okurum mu diyorsunuz? Yani hani 7 sene şey... Sürünürüm. Aynen, yani hani 4 senede bitirebilirsiniz ama o hani işin şakası. Yozgat'a daha az eğlenip daha çok kariyer yapmak için belki gelebilirsiniz. Yozgat'ta eğlence yerleri tabii ki daha az. Yani büyük şehirlere göre aynen. Olanakları daha az diye düşünüyorum ki zaten öyle. Eğlenmek için arkadaş ortamına ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum. Hani ben tek çıkayım da işte şuralarda yürüyeyim, işte sahil boyunca yürüyüp işte yanıma da piknik şeylerimi alıp orada kenarda bir şeyler yiyeyim gibi bir ortam yok. Zaten Yozgat'ta deniz yok. Hani bu gibi amaçlarınız varsa biraz yanlış yerdesiniz ama bunun dışında hani dediğim gibi ben kendimi geliştirmek istiyorum diyorsanız da üniversite, yani İngilizce öğretmenliği açısından konuşuyorum. Çünkü diğer bölümler hakkında çok çok fazla bilgim yok. Kendinizi geliştirebilirsiniz. Peki üniversiteye geldim ben. Üniversitede hayallerim var. Konserler, festivaller, geziler. Yani ben Yozgat'a geldim ama Yozgat'ta en yakın nereye gidebilirim? Yozgat'ı beğenmiyorum atıyorum. Yozgat'ı beğenmiyorum. Ya da hangi ünlüler geliyor? İşte yapılan etkinlikler ya genel itibariyle. Yapılan etkinlikler çok büyük çaplı olmuyor. Zaten ben yani yarım dönemden biraz fazla bir hani süre geçirdim orada. Ama şöyle anlatayım. Gelen ünlüler oluyor. Ama tabii ki ne bileyim Cem Adrian gibi hani senin bayıldığın sanatçılar orada yok tabii. Yani tüm ünlüler gelmiyor. Aynen, tüm ünlüler gelemez. Sagopa geldi mesela, Emircan geldi. Bunlar zaten benim favorim. Emircan zaten bütün Türkiye'yi geziyor. Ama olsun yani, ne güzel işte. Yani. Festivaller açısından da bahar festivalleri olmuş geçen sene. Ama üniversitenin kendi yaptığı mı yoksa ayrı mı? Aynen. Hatta orada çalan arkadaşlarım falan vardı, yani onlar söylemişti. Giden arkadaşlarım da vardı. Öyle yani eğlenceli oluyor aslında. Yani dediğim gibi hayat üniversitede sana fırsatlar tabii ki gelebilir ama kendi fırsatını kendin yaratmalısın. Bu hayatın boyunca böyle olmalı. Yani bir şeyleri başarmak için kendine fırsat yaratmalısın. Yani araştıran konserini de bulur, etkinliğini de kesinlikle bulur. Kesinlikle, eğlencesini de bulur. Arkadaş ortamını da keşfeder. Hangi şehirler var yakınlarında? Nereye gideriz? Yakınlarında. Ne etkinlikler? Mesela okulda geziler illaki oluyordur. Hı-hı, daha çok oluyor, nerelere oluyor. Götürüyorlar? Şimdi Yozgat'ın şöyle bir avantajı var. Küçük bir şehir olduğu için dışarıya giden otobüs veya ne bileyim bir minibüs kiralayacaksanız daha ucuz oluyor. Yani bunlardan bahset bize. Aynen. Öğrencilere daha ucuz fiyatlarla bir yerlere götürmek daha iyi oluyor. Mesela Selin var benim arkadaşım. 40 ya da 50 liraya Ankara'da her yeri gezdirmiş bir adam. Hatta yemek yemişler falan. Öyle bir tur gibi bir şey düzenlemişler kendi aralarında. Hı hı. Hatta biz oradayken Nevşehir'e gitmeyi planlıyorduk. Ama korona yüzünden. Korona senden nefret ediyorum bu arada. Neyse. Sonra Karadeniz turları var.
Yani bu hani kendin planladığının dışında da Karadeniz turlarına gidebilirsin. Çok cüzi miktarlarla. Sonra Kayseri var. Erciyes. Aynen Erciyes. Kışın kayak yapmaya gidebilirsin. Sonra başka Çorum var, Sivas var. Öyle. Bilgisayar konuşmaya başladı. Yani öyle. Diğer bir soru, Yozgat'a neyle gidiyoruz? Yani otobüse elbette ki gidiyorsundur. Hatta onun da bilet fiyatını söyleyebilirsin. Fakat havaalanı var mı? İşte İstanbul'dan bir de uçakla falan geliyor mu? Gemi var mı? Gemi. Uçan gemi yapmışlar. Neyse. Tren geçiyor mu ya da hızlı Tren tren? geçiyor. Onları anlat. Şimdi onları anlatayım. Yozgat'a ben otobüste gidiyorum. Gülen adlı bir firmayla gidiyorum. 80 lira gibi bir ücret ödüyordum ben korona öncesi Yozgat'a giderken. Çeşitli otobüs firmalarından ulaşım var yani Yozgat'a. Limanı olmadığı için Yozgat'ta direkt uçamıyorsun oraya. En yakın Uçamıyorsun. nerede ki havalı? Kayseri'ye gidebiliyorsun. Sonra Kayseri'den tekrar otobüsle. Oradan da 3 saat sürüyor yani. Tren. Tren Yerköy'de var. Yani Yerköy üzerinden geçiyor. Muhtemelen şu şeyde Doğu Ekspresi gibi bir şey. Güneydoğu Ekspresi mi? Doğu Ekspresi mi var ya iki şey. İşte bilmiyorum tam ismini. Ama tren oradan geçiyor. Yerköy'den geçiyor. Yerköy'de yani Yozgat merkezinin mesafesi yarım saat falan. Yine minibüsler kalkıyor Yozgat Yerköy'e götürüyor. Yozgat'tan Yani Yerköy. mavi tren mi diyorlar, öyle bir şey. Kara tren şu an yok da hani Yok. yani Aynen. normal yavaş giden bildiğimiz Yavaş tren gibi. giden, tın 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 giden bir şey. Tamam. Hatta arkadaşım Malatya'ya 10 saatte falan gidiyordu. Aynen. Peki şehir içi ulaşım. Merkeze kampüsü illaki uzaktır. Ama ne kadar uzak? Bize çok uzak değil. KYK yurtlarına çok uzak değil. Yürüme mesafesiyle 20 dakika falan sürüyor. Yok, ben kampüsten soruyorum. Ha kampüsten şehir içine ulaşım mı? 1,75 gibi bir ücreti var. Çok iyi. Yani öyle. Ama binebilirsen. Yani 5 saat bekliyorsun otobüse binmek için. Sadece Buradan otobüs mü Yozgat var? Belediyesi'ne sesleniyorum. Gözünüzü seveyim. Şu ulaşımı biraz düzeltin ya. Lütfen ya. Sadece otobüs mü gidiyor? Tramvay, metro ama. Şakacı seni. Dağın üstünden nasıl metro geçsin? Dağın üstünden nasıl tramvay geçsin? Dağda mısınız? Dağdayız tabii canım benim. Sadece otobüs ve dolmuş. Aynen. Peki kampüsün içine kadar giriyor mu? Ya da merkezin neresine kadar gidiyor? Kampüsün içini dolanıyor zaten. Mesela bizim yurttan kampüsün içine girmek için 1 lira ödüyoruz. Ya da aynen 1 lira ödüyoruz. Aynen 1 lira ödüyoruz. Çok saçma geldi. 1 lira ödüyoruz. Peki her şey tamam, geldik okula. Okulda yurt imkanı nasıl, ya da ev kiraları, stüdyo daireler, apartlar? Onlardan bahsedeyim. Konaklama kısaca. Aynen konaklama. Ben yurtta kalıyorum ve yarı özel bir yurtta kaldığım için gerçekten imkanları güzel. Ama 340 lira gibi bir miktar ödüyorum oraya. Başka KYK yurtları da var. Mesela 280 ya da 240 ödüyorlar. İki tane yurt ayrı ayrı. Tabii onlarda da imkan yani size sunulan hizmetler biraz farklı oluyor. Ödediğiniz miktara göre yenilik veya eskilik fark ediyor tabii ki. Benim yurdumda yeni yapılan büyük bir bina. 2000 kişilik hatta 2200 kişilik bir yurt. Özel yurt imkanı çok çok fazla. Ama gel gelelim tabii ki sıkıntı yaşamamanız için size önden bir tavsiye vereyim. Siz şimdi KYK yurduna başvurdunuz diyelim. Yedeklerdesiniz. Yedeklerde 200'de falansınız diyelim. Ama hani okul başladı, yurtta kalmanız gerekiyor falan filan. Siz özel yurda başvurdunuz. Orası da zaten direkt alır sizi. Sözleşme imzalamayın. Yedeklerde 200 bence gayet olağan bir rakam diye düşünüyorum. Bilmiyorum senin arkadaşlarından o rakamlarda giren oldu mu? Hiç fikrim yok. Ben kendi evimde kalıyorum. Doğru. 200'lerden giren arkadaşlarım oldu. Şansınızı bir deneyin. KYK varken özel yurt yani özel yurdu tercih etmeyin. Evet. İşte sözleşmeler açısından sıkıntı yaşayan arkadaşlarım, KYK'da kalırken özel yurt ödeyen arkadaşlarım oldu. Sırf sözleşme imzaladığı için bu kumpasa sakın düşmeyin. Daha sonra özel yurt fiyatları tek kişilik apart daireler 800 bin civarı falan olması gerekiyor. Aylık. Aynen. Sonra özel yurtlarda da tek kişilik odalarda yine 1000 lira, 1200 lira falan oluyor ama yemek olmuyor. Onu da baştan söyleyeyim. Yine Peki ev kiraları ne durumda? ev kiraları
Yani öğrenci evleri işte okula yakın. Tabii ki hani yeni eski durumuna bağlı olarak da değişiyor ama mesela 700'e kalıyor benim bir arkadaşım ve orta düzey bir ev. Hani çok da iyi değil. Sonra yani genelde o civarda. Tabii ki üzülmüş. Uçuk fiyatlara da gidiyor. Yani rezidans gibi bir yer var. Orada da 1500 ödüyorlarmış. Hani konumuna göre de değişiyor açıkçası. Biraz böyle alışveriş merkezinin o tarafa gittikçe 1200 oluyor. Biraz bu tarafa geldikçe düşüyor tık 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 diye. Peki tavsiyelerin nelerdir? Gelecek olanlar ne yapsınlar ve sen Yozgat'ta nasıl, Türkçesini unuttum. Ne? Nasıl yaşıyorum? Hayır, nasıl geliştirdin? İngilizce... Nasıl ilerleme şey yaptın? İlerleme kaydetti. Ha, Türkçesini tamam. Unuttum. Benim size tavsiyem öncelikle Yozgat'ın bir ayazı var arkadaşlar. Adaptasyona uğratan bir ayazı var. Gerçekten çok üşüyeceksiniz. Bunu göze alarak yanınıza getirdiklerinize dikkat edin. Yani ne bileyim, ince ince şeyler getirmeyin Yozgat'a. İkinci tavsiyem ya da önerim. Yani Yozgat'ı küçümseyerek ya da ön yargıyla yaklaşmayın. Ne bileyim, yani hani ön yargıyla geldiğiniz zaman gerçekten şehir size dar gelecek ve okuma isteğiniz kalmayacaktır. O yüzden kendinize oraya güzel bir yermiş gibi ikna etmeye çalışın. Yeni arkadaşlıklar, yeni şeyler falan filan derken eminim seveceksinizdir. Daha sonra İngilizcemi gerçekten bölümümü geliştirdiğini düşünüyorum. Hocalarımı gerçekten çok seviyorum ve bana hani bir şekilde İngilizceyi konuşmayı ya da yazmayı aşılayabildikleri için çok mutluyum. Buradan da onlara teşekkür ediyorum. Peki bu gelişimi nasıl sağladılar? Bize birçok ödev verdiler. Hem online'dan, biz okula giderken de online ödevimiz vardı. Yani sadece korona döneminde değil. Ki şunu da söyleyeyim. Hani korona 3 hafta tatil oluyor ilk başladığı zaman. Biz o zaman 2. haftadan itibaren derse başlamıştık. Gerçekten hani mükemmel istekle yaklaşıyorlar bize. Bunu çok seviyorum. Ve hani beni ikna ediyorlar ders çalışmaya veya İngilizceyi sevmeye. Bu gerçekten çok iyi. Bize tahtada çeşitli sunumlar yaptırdılar veya hani korona olmasaydı yine biz orada bir kulüp gibi bir şey kurmayı planlıyorduk ve hani bir sürü ünlü yabancı dil öğrenim görevlisi ya da doçent, profesör getirmeyi düşünüyorduk ama buna fırsatımız olmadı. Korona, senden bir kez daha nefret ediyorum. Kısacası böyle. Sormak istediğiniz sorular veya ne bileyim aklınıza takılan şeyler olursa yorumlara yazın. Yani elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışırım. Benim diyeceklerim bu kadar. Umarız bu video sizin için yararlı olmuştur üniversite tercihlerinizde. Eğer beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Hatta yorum yapmayı unutmayın. O zaman Seda and Hacer out of the channel.